YouTube'un en bütçe dostu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte eski kıyafetlerimi yenileyeceğiz. Bu tekniği ilk defa deneyeceğim aslında. Başka tekniklerle yenilemeler yapmıştım. Ama bu teknik benim için de bir ilk olacak. Öncelikle kısa bir hatırlatma yapayım. TikTok'ta ve Instagram'da da Merve Veziroğlu kullanıcı ismimle çok güzel içerikler üretiyorum orada da. Burada paylaşmadığım kısa videolar üretiyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Geliyoruz şimdi bugünkü videomuza. Bu sweatshirt'ümü ben mesela önüne saçlarıma böyle renk atarken, ışık atarken üzerime giymiştim. Ve haliyle sanki açıcı sürülmüş gibi, çamaşır suyu sürülmüş gibi rengi açıldı ve böyle öbek öbek bazı yerlerine açıldı. Damladığı yerlere yani. Yenilemek istiyorum ve çok güzel bir sweatshirt. Ama kolay olan bunu çöpe atmak. Bunu çöpe atacağımız poşete yazık. Çok güzel bir kumaşı olan sweatshirtlerden biri. Ve dikişleri çok güzel. Herhangi bir eskimesi, yıpranması vesaire yok. Sadece önündeki lekeler. Dolayısıyla bu renk de aslında bana çok yakışan bir renk değil bence doğrudan. Çünkü benim ten rengime de çok yakın. Saç rengime de çok yakın. Ve farkında olmadan beni solduran bir renk. Ben bunu daha kontrastlı bir renge çevirmek istiyorum. Oraya da geleceğiz şimdi. Bir diğer renklendirmek istediğim eşyam da bu pembe sweatshirt. Bu da ölü bir pembe. Yani bu da beni birazcık derde soktu yani yalan yok. Bir iki giydim ondan sonra ilk başlarda böyle bebek pembesi çok tatlı geldi. Bu ne ya dedim. Hani böyle bir karakterli bir pembe değil. Yani bir şey umdurmuyor, güldürmüyor bu renk. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece kalıbı güzel. Bunu da arkadaşlar yenilenecekler arasına ekliyorum. Bir de kıyafetlerimden giymediklerimi, ben sevmediklerimi ve giymediklerimi eledim. Beyaz gömleği ayırdım. Bende çok fazla beyaz gömlek vardı. Bir tane giyebileceğim bir gömlek ayırdım. Bir tane de böyle kalıbını sevdiğim bir gömlek ayırdım. Buradan gösteremem muhtemelen size. Ama önünde yani leke desek leke değil. Böyle çizgi çizgi böyle bir harelenmeler var. Onun sebebini bilmiyorum. Kir değil, leke değil. Ama farklı bir tonda sanki ipliklerde böyle çizikler var gibi. O zaman geliyorum boyalara arkadaşlar. Kullanacağım boyalar böyle toz boyalar. Bu tarz boyalar normalde böyle kazanlarda falan yapılmış eskiden. O zamanlar batik çok modaydı. 90'lardan bahsediyorum. Şu an hala moda. Kazanlarda bunları böyle kaynatarak kıyafet boyarlarmış. Ya eskiyen ya böyle değiştirmek istedikleri rengini, kıyafetlerini bunlarla boyarlarmış. Akmaması için de bir adet şöyle bir sabitleyici satın aldım. Çok aşırı merak ediyorum ya. Bakalım nasıl olacak? Size nasıl yapıldığını anlatabilmem için çamaşır makinesinin oraya doğru geçelim. Şimdi ilk etapta bu beyaz gömlekle bu pembe sweatshirt'ü atacağım. Direkt makineyi açıyorum. Makinenin içinde hiçbir şey yok. Direkt böyle. Deterjan bölümüne bir çorba kaşığı kadar sirke katıyoruz. Biraz daha fazla olabilir. Bir çay kaşığı kadar da tuz katıyoruz. Ve kullanacağım boyanın da kırmızı olanı boyayacağım bu sefer. Paketini açıyorum. İnşallah elime değmez. Böyle pembe, koyu pembe gibi bir renk. Ateşi pembe olarak geçiyormuş adı rengin. Onu da döküyoruz deterjan bölümüne. Büyük deterjan bölümüne bunlar dökülüyor. Ortadaki yumuşatıcı bölümüne de boya sabitleyiciden dökeceğim. Sabitleyicinin tamamını buraya dökmeyeceğim. Çünkü birazdan kahverengi de yapacağım. Bir kısmını da orada değerlendireceğim. Fındık da aşağıya geldi. Görüyor musunuz bilmiyorum. Yok şu an gözükmüyor. Yaş mama açtığımı düşündü. O yüzden mi yavluyor? Şimdi kapatıyorum. Deterjan vesaire kullanmıyoruz. Çamaşırımızı içine attım. Boyamızı içine attım. Şimdi de makinemizi çalıştıracağım. Biraz hassas olması için düşük bir ayarda yıkamak istiyorum. Kısa bir programda yıkayabilirim aslında. Şöyle 15 dakikalık, 30 dakikalık programlar var. Mesela böyle 15 dakikalık bir program var. Burada sıkma devrini 400'e düşürüyorum. 30 derecede yıkayacak. 400'de sıkma devri olacak. 15 dakikalık bir program olacak bu. Yani bence yeterli diye düşünüyorum. Ve başlata basıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah güzel olur. Fındık meraklı bakışlarla makineyi izliyor şu anda. Rengini vermeye başladı sanıyorum. Çünkü çamaşırların rengi gözüküyor. Size şöyle biraz şu şekilde dönerken merdanemiz güzelce size göstermesini istiyorum. İçindeki her şey pembeye doğru dönüyor. Görüyor musunuz içerideki pembe efektleri? Boyuyor şu anda. Boyadı hepsini. Görüyorsunuz pembeye döndü. Renk o kadar güzel oluyor ki görüyor musunuz? 15 dakikalık kısa program olduğu için. Evet yıkama tamamlandı. Şimdi açıyorum. Gördüğünüz gibi farklı bir şeyler daha atmıştım ama bir boyama gerçekleşmiş. Hafif böyle batikli gibi bir boyama var. Islak olduğu için belki de bilmiyorum. Şimdi bunları askıya asacağım. Gömleği de şöyle bir kabaca göstereyim. Gömlek de çok güzel bir pembe tonuna dönmüş. Asacağım, askıda kuruyacaklar. Şimdi arkadaşlar denemek için bir tanesini böyle tamamen büzüştürerek batik olur diye böyle atıyorum.
Diğer sweatshirt'ümü olduğu gibi atıyorum direkt. Bağlayarak attığım sweatshirt'ın bir de normal halini atıyorum. Bakalım bunlardaki etkisi nasıl olacak? Açıyoruz hazne bölümümüzü. Burası hafif bir pembelik var. Bastırarak çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi bu pembeliği hemen şöyle suda bir yıkıyorum. Şu an çok uğraşmadım. Böyle hafif bir bulaşık deterjanıyla sudan geçtim. Hemen yerleştirdim. Gördüğünüz gibi kabaca temizlendi. Zaten boya tutmuyor. Eğer boyarken bir korkunuz olursa makine zarar verir mi vesaire diye korkmanıza gerek yok. Kolayca çıkıyor ama çok bekletmeyin. Bekletirseniz kalabilir. Şimdi ne yapmıştık? Az önce yaptığımız işlemleri tekrar ediyoruz. Önce sirkemi döküyorum. Sonra tuzu döküyorum. Sonra da boyamızı... Bu bayağı koyu bir renk boy olduğu için bence daha etkili olacak gibi geliyor. Sabitleyicimizi de yumuşatıcı bölümüne katıyoruz ortaya. Kapatıyoruz. Evet, videomu nasıl buldunuz arkadaşlar? Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Bu tarz içeriklerin devamı için de beni desteklemeyi unutmayın. Daha fazla istek fikri varsa aşağıdaki yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.